Biz şekerli herhangi bir şey yediğimizde normalde vücudumuzda hemen devreye giren bir sistem vardır. Eğer bu sistem devreye girmeseydi herhangi bir şekerli çay bile içtiğimizde şekeri insanın çok fazla yükseleceği için bu ölüme yol açabilecekti. Fakat pankreas hücreleri biz şekerli herhangi bir şey yediğimizde pankreas hücreleri hemen devreye girerler ve kan sıvısının içinde bulunan milyonlarca molekülden sadece şeker moleküllerini tek tek sayarlar. Eğer fazla olduğunu anlarlarsa vücuda hemen şeker depolama emri verirler. Şimdi bu nasıl olur? Pankreas hücreleri bu depolama işini kendileri yapmazlar. Kendisinden daha uzakta bulunan başka hücrelere insülin hormonu yollarlar. Bu insülin hormonu şeker depolayın emri verir işte bu hücrelere. Bu hücrelerden bir tanesi de karaciğer hücreleridir. Normalde karaciğer hücreleri kendisi geçirgen yani kendisinin içine bir şey geçirmesine o kadar kolay izin vermez. Fakat hiçbir zaman insülin hormonunun emrine de itaatsizlik etmezler ve insülin hormonundan böyle bir emir geldiğinde hemen kapılarını açarlar ve şeker moleküllerinin içine girmesine izin verirler. Fakat kan yoluyla gelir bu emir ve insülin hormonu. Şimdi kanın içinde biraz önce de saymıştım binlerce molekül var. İşte karaciğer hücreleri bu binlerce molekül içerisinden sadece şeker moleküllerini seçerler ve çok fazla da depolamazlar. Çünkü vücudun da bir miktarda şekere ihtiyacı vardır. Ancak gerekli olan yani vücut için fazla olacak olan şekeri kendilerinde depolarlar. Eğer tam tersi olduğunda vücudun şekere ihtiyacı olduğunda da tam tersi olarak glukagon hormonu salgılanır. Glukokon üretirler. Glukokonla karşılaştıklarında da karaciğer hücreleri daha önceden depolamış oldukları bu şekeri bırakırlar ve bu sefer de vücudun ihtiyacı olan şekeri tekrar yerine getirmiş olurlar. Hep Maşallah. bahsediyoruz yani artık belki şey olarak alışkanlık haline geldi ama hücre gerçekten gözle görülmeyen, mikroskopla ancak görülebilen, hiç yani çok mucizevi özelliklere sahip ama aynı zamanda da hiçbir özelliği olmayan bir yapı. Allah öyle bir donatmış ki özelliklerini anlatıyoruz bitmiyor. Her seferinde başka bir özelliğini anlatıyoruz. Kalsiyum ihtiyacını karşılamasını anlatıyoruz. Şeker ihtiyacını karşılamasını, geçirgenliğini, hücre zarı ayrı bir mucize, çekirdeği ayrı bir mucize, yapısı ayrı bir mucize. Allah bir tane gözle görünmeyen ancak mikroskopla görülebilen bir canlı da ve bu milyarlarca yıldır milyarlarca insanın yüzlerce, binlerce yıldır bütün insanların trilyonlarca hücrelerinde aynı sistem sürekli olarak işliyor, sürekli olarak gerçekleşiyor ve hiçbir şekilde bir bozulma, bir yanlışlık, bir hata olmuyor. Mesela o hücreler hiçbir zaman o emre itaatsizlik edip ben kalsiyum depolamayacağım ya da şeker depolamayacağım demiyor. Vücutta ihtiyacı olandan daha fazla şeker vermiyor ya da ihtiyacı olandan daha fazlasını almıyor. Evet. Allah çok güzel, çok dengeli bir sistem Maşallah, yaratıyor. maşallah. Maşallah. Maşallah, elhamdülillah. Elhamdülillah.